Evet sevgili arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. E, kanalıma hoş geldiniz. Eee üzerine haberlerde, televizyonlarda dönen e, kar fırtınası tamamen yaklaşmış durumda. Özellikle Marmara, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz etkili kar alacak sevgili arkadaşlar. E, yarın itibariyle şu üzerimizdeki alçak basınç merkezinin Marmara'ya girmesiyle sevgili arkadaşlar ve Batı Karadeniz girmesiyle etkili kar yağışları başlıyor sevgili arkadaşlar. Kıyılarda yani denize karadenize kıyısı olan yerlerde 15-20 santim, iç kesimlerde 40-50 santim kar bekleniyor sevgili arkadaşlar. Yani dikkatli olmakta fayda var. Zaten ee, okullar tatil ettiler valilik çok yerinde bir karar sevgili arkadaşlar. E, ciddi bir kar yağışı geliyor özellikle Marmara, e, batı orta Karadeniz ve İç Anadolu ciddi kar alacak sevgili arkadaşlar. Şurada bakar mısınız şu sisteme? Yani Mart ayında bu sistem biz Ocak ayında gördüğümüz sistemler değil. Yani şöyle İstanbul üzerinde eksi 45'lik yani 5000 metrede eksi 45 derece, eksi 50 derecelik bir soğuma var sevgili arkadaşlar. 1500, derece, 1500 metrede ise eksi 14, eksi 15 derecelik bir soğuma, bir alçak basınç merkezi var. Cuma'ya baktığımız zaman Tamamen ülke geneline ya Önceden bunu batı karadeniz sistem olarak diyorduk Ama artık ülke sistem olarak Bunu adlandırabiliriz Hatta bazı meteorologlar buna Aybars ismini vermiş ee, Soğuk havanın Sevgili arkadaşlar Ülkeyi yaklaşık bir hafta etkilemesi Bekleniyor ee, Soran arkadaşlar İzmir'de ee, Kar yağışı Şöyle seyirlik olacak sevgili arkadaşlar e, soranlar için diyorum örtü beklemiyoruz ama onun haricinde Marmara bölgesinin tamamı Bursa, İstanbul e, özellikle Bolu e, Cuma akşamından itibaren yolların kapanma ihtimali kuvvetle muhtemel Ankara'ya gidecek olanlar bunu ertelesin sevgili arkadaşlar Ankara'da yarın için güçlü bir kar yağışı var Özellikle akabinde e, Orta Karadeniz'de çok etkili kar yağışları var sevgili arkadaşlar. Şu resim, şu resim bizim görmek istediğimiz bir resim. Bu resmi Ocak ayında bile görmedik sevgili arkadaşlar. Herkes dikkatli olsun. Hatta e, Vortex ihtimali de var. Ocak ayında aldığımız sistem gibi İstanbul üzerinde. Yani bu 1 saatte yaklaşık 20-30 santim kar biriktirebiliyor sevgili arkadaşlar. Bunu da takip ediyoruz. E, i̇lerleyen videolarda söyleyeceğiz. Eee Vixars bu şekilde sevgili arkadaşlar. Şöyle Windy'e baktığımız zaman kez daha e, modeller mütabık. E, şuna bakar mısınız? Perşembe günü neredeyse ülkenin tamamında kar yağışları var. Ben İzmir'de kar alacak ama dediğim gibi tutmak ihtimali yok. Sadece havada buna grubel. Böyle taneli kar yağışı diyoruz. Bunları göreceğiz sevgili arkadaşlar. Alçak basıncı etkisi arttırmasıyla şuraya bakar mısınız? Orta kanize doğru etkili kar yağışları var. Sevgili arkadaşlar. E, meteoroloji sayfasına bakıyoruz. Şuna bakar mısınız sevgili arkadaşlar? Böyle 5 gün boyunca derse ülkenin tamamında kar yağışları var. Yarın için e, kar yağışları başlıyor Marmara'da. Akabinde şu Cuma günü özellikle Orta Karadeniz, Batı Karadeniz ve Marmara'nın doğusunda etkili kar yağışları sevgili arkadaşlar. E, çok etkili kar yağışları olacak. Şöyle bakar mısınız? 5 gün boyunca kar devam ediyor. Akabinde iç kesimlerde asla etkili soğuk var sevgili arkadaşlar. Kuru soğuk iç kesimlerde şuralarda. Ee, onunla birlikte kar yağışları bir hafta boyunca devam edecek. Hatta 17'sinde, 18'inde gibi bir model daha gözüküyor sevgili arkadaşlar. Ona takip ediyoruz. Sanki Mart ayını biz bayağı bir soğuk geçireceğiz gibi. Uyarlara dikkat alın sevgili arkadaşlar. Yani ee, bayağı etkili kar yağışları var videoların devamı gelecek. Takipte kalın sevgili dostlarım. Sizleri seviyorum. Bu arada kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Abone olmak tamamen ücretsizdir sevgili dostlar. Ücretsiz. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Herhangi bir internet falan da gitmez sevgili dostlarım. Sizleri seviyorum. Hepinize iyi haftalar diliyorum. E, takipte kalın. Uyarlar gelecek.